Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bir kasa tanıtmıştık, MSI'nin kasasını. Şunları da o kasa için almış olduğum anakartı tanıtmaya çalışacağım. MSI Mac B550M Mortar bir anakart. Bu anakart 3. ve 4. nesil AMD işlemciye destekleyen bir anakartımız. Altı buz tuşumuz var. Arkada girişlerimiz çok iyi. Soğutucu bloklarını iyi yerleştirmişler. Şurada ufaktan bir RGB aydınlatması var. 4 slotlu bir anakart. Kutu açılışına geçelim. Bakalım kutumuz ne çıkacak. Anakartımız çıktı. Diğer malzememiz neymiş? Setup diskimiz. Kullanım kılavuzumuz. 2 tane SATA kablomuz. Bu da kullanım kılavuzumuz. Logolarımız var. Teşekkür belgesi. Ve MSI'nin tanıtım broşürleri çıktı. Bunları koyalım bu şekilde. Önce açmıştım ben sağlamlığını kontrol etmek için. Bunu çıkartalım. Şimdi 2 tane PCIe yuvası var. PCIe 4.0 uyumlu. Bu anakartımız 4.0 yuvalarımız var. Şurada soğutma bloğu ufaktan aydınlatmalı. M.2 yuvalarımız mevcut. Bir tanesi bunun altında, bir tanesi burası. 4 adet SATA girişimiz var. Burada ağacın bir aydınlatma kısımlarımız var. Hangisiymiş? Şunlar mesela. CPU fan. CPU güç girişi. Onun yanı sıra bakalım. Tamam, 2 tane SATA girişimiz burada var. Toplamda 6 tane SATA girişimiz. 2 tane de burada M.2 yuvamız var. Gayet geri dönük bir anakart. Girişlerine bakalım. DP ve HDMI çıkışımız var. Oyuncuların vazgeçilmediği kablolu hat için girişimiz var. 2 tane 3.0, bir tane de yeni çıkışımızdan mevcut. 7 kanallı bir ses çıkışımız var. Bunun yanı sıra bakalım nelerimiz varmış. Şu an yukarıdan baktığım için tam göremiyorum. Ama RGB fan aydınlatmaları falan gayet fazla. Şu kısımlarda var. Burada uyarı ledlerini kapatıp açabileceğiniz, şurada gidip kapatıp açabileceğiniz düğme var. Şunlar da bizim RGB aydınlatmalarımız mı bakalım? Yok, RGB'ler şunlar. Rainbow, SATA, SSFan, Mate, Audio demiş. Anakartımız gayet ileri dönük. 4. nesil işlemcilerde de ufak bir BIOS güncellemesiyle 4. nesil işlemciye kullanabileceksiniz. Tabi bunun üstünde bir 570 var. Bundaki genelde AMD olarak çıkartan kartlarda bir orta segment, düşük segment, bir de daha iyi bir segment çıkartıyor ama bu 570'ten bir tık altı. PCIe 2 tane girişimiz daha var, çıkışımız. Harcı olarak bağlamak istediğimizde. Setlerimizi gayet sağlıklı bir şekilde konumlandırılmış. Soğutucu blokları çok iyi. SATA girişlerimizin fazla olması bir artı. 6 tane SATA girişi, 2 tane NVMe yuvası, toplamda 8 tane hafıza depolayabileceğiniz giriş var. Kasayı toplarken de bu girişleri ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kitapçığına bir bakalım. Kaçırdığımız bir yer var mı? Bağlantısı olarak hemen mevcut. İşlemci söylüyor bize. RAM slotlarımızı söylüyor. SATA 3 kasamız için SATA 3 neye bakacakmışız? Bakalım. Şunlardan biri SATA 3 girişimiz olması lazım. USB 3.0 şurası. ileri dönük bir orta segment, daha doğrusu fiyat performansını almak isteyenlere öneririm. Bir düşük modellerde 3. nesil kullanabiliyorsunuz ama 4. nesil işlemcilerde kullanamayacaksınız. 470'lerde, 450 modellerinde. Ama bu model ve bir üst modelde 4. nesil işlemcileri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Anakartla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Elimden gelince cevaplamaya çalışacağım. Performansını da size ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Kurulumu da bir sonraki videoya eklemeye çalışacağım. Şu anda yeni toplamaya başladığım için ürünleri tanıtıyorum. Biraz vakit alacaktır. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Video izleyen herkese teşekkür ederim.